Siz de devam etmek istiyorum ama Sayın de şöyle bir ifade kullandı. Şimdi Bu kadar birbirine benzemeyen altı partiden söz ediyoruz. E, tamamen görüşleri farklı. E, masada bulunmaları sebebi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, bu seçimde yenebilmek. Sadece tek amaçları bu. E, ben şuna takıldım tabii... Partilerin oy dağılımını konuşalım. Oy dağılımı üzerinden nasıl bir e, imzaya atacaklar, karar verecekler. Buna ayrı bir başlık açalım. Ve e, Hasan Hoca'nın da söylediği gibi bu da siyaseten bir e, ayıptır. Bunu da böyle değerlendirmek gerekiyor dedi. Bunu ayrıca konuşalım. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi oldu ki Türkiye'de önemli bir kriz anı oluştu. Veya e, imza atılması gereken e, iç siyasette veya dış siyasette bir karar verilmesi gereken konu oldu. Evet. ...altı partiden onay mı bekleyecek Cumhurbaşkanı? Aynen öyle bir sistem öneriyor Gökse Hanım. Biraz önce... Nasıl peki hızlı karar verilebilecek? Önemli. Mesela Kesinlikle çok hızlı bir olur. karar verilmesi gerekiyor Tabii. bir konuda. E, fakat partilerin Tabii. görüşleri farklı. Tabii. Sayın Şendir'in söylediği yerden devam edelim. 6 tane birbirine benzemeyen, e, fikirleri çok farklı bir e, sistemle yürüyen partilerden söz ediyoruz. Nasıl karar verecekler hızlı bir şekilde Türkiye'deki e, olası durumlarda? Gökçü Hanım bakın dünya yeniden paylaşılıyor. İşte e, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yeni bir güç dengesi ortaya çıkar, çıkıyor. Burada çok dinamik, çok isabetli ve çok güçlü bir liderliğe ihtiyaç var. Bunlar ise tam tersini öneriyorlar. Bu sistem parlamenter sistemde kısmen yaşandı. Yani bunların önerdiği sistem Türkiye'de önceden bir askeri vesayet sistemi vardı. Bunlar kendilerini altılı masa olarak Türkiye'ye yeni bir vesayet sistemi olarak e, dayatıyorlar. Ve şunu yapıyorlar, milli iradeye de çok büyük bir saygısızlık yaparak %50 artı %1'i, oy, %1 oranında oyu olmayan bir lidere mahkum hale getiriyorlar. Bu sistem yürümez. İki açıdan yürümez. Bir imza yetkisi ve atamalar ve karar alma süreçleri açısından yürümez. İki politikalar açısından yürümez. Mesela biz parlamenter sistemde bunun çok örneklerini yaşadık ama birkaçını paylaşmak istiyorum uzatmadan. Genelkurmay Başkanı'nın atanması konusunda kriz çıktı bu ülkede. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında Fahri Kortürk ile Demirel arasında, Ali Fethi Esener'in atanmasında, Semih Sancar'ın görev süresinin uzatılmasında ve o kriz aşılamadığı için sıradaki genelkurmay başkanı adayları değil, daha sonra gelen Kenan Evren genelkurmay başkanı oldu. Ege Hatta Ordu, Ege, Ege Ordu'ydu, emekli olacaktı değil mi Ege Abdülkadir, Ege Abdülkadir Bey? Bekliyordu, emekliliğini bekliyordu, Karambol'da genelkurmay başkanı oldu. Aynen öyle, yani e, emekliliğini beklerken genelkurmay başkanı oldu. Koalisyon hükümetleri döneminde Ecevit'te Erbakan, CHP-MSP koalisyonu kurmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmışlardı. Ama Ecevit yurt dışı gezisine gidecekti, İsviçre'ye, İsveç'e, Danimarka'ya İsveç e, Danimarka ve Norveç'e. Koalisyon ortağı olan Erbakan'a vekalet vermediği için koalisyon hükümeti yıkıldı. Bir başka örnek, anayol döneminde Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller'in çekişmeleri üzerine anayol hükümeti yıkıldı. Ve merkez sağ göçtü. Yine CHP-DYP koalisyon hükümeti döneminde Necdet Menzil'in atanması konusunda çillerle Deniz Baykal anlaşamadılar. Koalisyon hükümeti yıkıldı. Yani iki kişi iki ortak anlaşamıyor. Bırakın altı parti anlaşacak. Politikalarına da baktığımızda biraz önce çok önemli noktalara değinildi. Yani bir yandan CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşi Elçi diyor ki özellikliği öneriyor. Peki bu özellik önerisine İyi Parti kabul edecek mi? İyi Parti kabul ederse İyi Parti diye bir parti ortada kalır mı? Diğer taraftan Ali Babacan işte kendisi ifade etti. Dedi ki biz dedi özelleştirme konusunda biz farklı düşünüyoruz. CHP farklı düşünüyor. Ekonomiyle ilgili en temel politikalarda birbirinden zıt kutuplarda yer alan partiler bunlar. Diğer taraftan Ali Babacan'ın partisi anayasadan Türklüğü çıkarmayı teklif etti. Ali Babacan Anadil dil, ana dil Kürtçe'yi anayasaya koymayı önerdi ve Selahattin Demirtaş'tan bu konuda bir aferin aldı. Peki aynı şeyi yani politikalar açısından İyi Parti ve Meral Akşener kabul edecek mi? Yani hem politikalar açısından hem sistemin işleyişi açısından hem hem demokrasi de yeni bir vesayet kurumu oluşturması açısından çok sakat bir sistem. Bu sistem yürümez. Bu sistem kilitlenir. Sizin de sorunuzda olduğu gibi kriz anlarında çok dinamik kararların alınacağı zaman altı parti bakın şimdiye kadar Göksu Hanım tam 60 kez birbirlerini ziyaret ettiler. 10 kez toplantı yaptılar. Çıkan ne biliyor musunuz? Şu 4 sayfa. Bu 4 sayfayı satır 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 okuduğunuzda da biz Türkiye'ye hiçbir şey vaat etmiyoruz. Biz sadece Erdoğan'ı devirip biz oraya gelmek istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanı olmak istiyoruz. Biz bakan Peki. olmak istiyoruz. Biz ikbal peşindeyiz diyor. Bu, bu dört sayfanın içerisinde ekonomiyle ilgili olarak enerjiyle ilgili olarak dış politika ile ilgili olarak Türkiye'ye ne vaat ediyorlar? Yani Peki. vatandaş benim refahım daha mı yaratacak artacak diyor. Sağlık sistemi daha iyi mi yönetilecek? Diyor. Hiçbir şey vaat etmiyorlar. Sadece kim cumhurbaşkanı olacak, kimin cumhurbaşkanlığını engelleyeceğiz. Ali Cengiz olayla, e, oyunlarıyla CHP içerisinde ayrı bir taht kavgası. CHP'de ile İYİ Parti arasında ayrı bir taht kavgası ki daha bunlar seçimi kazanmadı. Asıl kavga iktidar olduğunda ve iktidar nimetleri ortaya çıktığında ortaya çıkacak. Peki, yani konuşacağız sayısal bir reklama var, gideyim. Bir şey reklamda... Vadede, ede, bir vesayet sistemi vaat ediyorlar. Peki reklama gidelim kısa bir ara aranın ardından devam edeceğiz. İserbi sizinle kalmıştık Buyurun. Aslında şunu sordum altı 6 liderin altılı 6 masadaki liderlerin karar vereceği bir cumhurbaşkanıyla ile nasıl ilerler Türkiye? Yani karar mekanizması hem iç siyaset hem dış siyasette nasıl bir süreç bekliyor Türkiye'yi bu anlamda? Gü Evet Göksu Hanım, yani bu dönem özellikle dünyanın yeniden paylaşıldığı bir dönemde çok dinamik, çok güçlü liderlerin yönettiği ve çok isabetli kararların alınması gereken bir dönem. Bakın işte Putin ve Zelenski'nin yaptığı bir hata insanlığa neye mal oldu? Ve iki devlet şu anda Avrupa'da savaşıyorlar. 50 yıl sonra, 60 yıl sonra Avrupa'da bir savaş yaşıyoruz. Şimdi bu kadar çok önemli. Yani yöneten kişilerin liderliği ve öngörüsü. Bu, bu sistemde bir bir milletten yetki alan bir cumhurbaşkanı olacak. Bir de milletten yetki almadığı halde o cumhurbaşkanına e, yöneten bir altılı sistem olacak. Bırakın altılı sistemin işlemesini geçmiş dönemlerde işte parlamenter sistemin olduğu dönemlerde cumhurbaşkanı ile başbakan arasında yaşanan krizlerden dolayı bu ülke neler çekti? Biliyorsunuz Ahmet Necdet Sezer Anayasa Mahkemesi Başkanıydı ve Ecevit'in liderliği sayesinde Cumhurbaşkanı oldu. Ecevit seçtirdi Ahmet Necdet Sezer'i. Ecevit seçtirdiği Cumhurbaşkanından siyasi tarihin en büyük darbesini yedi. Bir anayasa kitapçığı fırlattı ve Ahmet Necdet Sezer kendisini seçtiren Başbakanı Ecevit'e fırlattığı anayasa kitapçığıyla ekonomik kriz, siyasi kriz ve büyük bir kaos yaşandı bu memlekette. Yani biri kendisi seçtirdiği cumhurbaşkanı tarafından böyle ağır bir siyasi darbeye maruz. ikili sistemler dahi yürümedi ki siz altılı bir vesayet sistemi öneriyorsunuz. Burada hiçbir karar alınamaz. Çünkü bunların politikaları temelden birbirine zıt politikalar. Yani Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin laiklik konusundaki anlayışı aynı mı? Ya da e, işte e, özelleştirmeler konusunda, ekonomiyle ilgili yönetim konusunda CHP ile devletçi olan CHP ile Deva Partisi arasındaki şey aynı mı? İyi Parti ile işte Türklü Anayasadan çıkarmayı vaat eden Deva Partisi arasındaki rejim ve e, rejime bakış açısı aynı mı? Bunlar nasıl yönetecek? Mesela Merkez Bankası Başkanı'nı atayacaklar. Çok önemli bir görev. Ya da Bakanlar Kurulu'nu belirleyecekler. Nasıl yapacaklar bunlar? Bu büyük bir kaos getirir, bu işlemeyen bir sistemi getirir. Ama zaten özünde sakat bir sistem. Yani anayasal e, demokrasilerde milletten yetki alan ülkeyi yönetir. Milletten yetki almayanların yönettiği bir ülke demokratik bir sistem olmaz. Bu sistem anayasada yok. Yani bizim anayasamızda e, işte girdiği seçimlerde 50 artı bir olan 50 artı 1'i alan cumhurbaşkanı seçilir diyor. Ama bizim anayasamızın şimdi verilen arada da inceledim. Hiçbir maddesinde bu cumhurbaşkanı altılı masaya bağlıdır diye bir hüküm yok. E, anayasadan ve yasalardan almadığınız yetkiyi nasıl kullanacaksınız? Hani Demirel yaşasaydı rahmetli buna yetki gaspı derdi. Ama bu yeni bir vesayet sistemi getiriyor ve demokrasinin özüne aykırı bir sistem. İkincisi sizin dediğiniz gibi bu kadar dinamik bir dünyada altı lider bir araya gelecek. 6 lider oturacakları masayı 40 günde belirlediler. Masanın şekli nasıl olsun diye. 6 lider şu ana kadar 60 görüşme yaptılar, 10 toplantı yaptılar. Ortaya daha bir aday çıkaramadılar. Bir aday çıkaramayan insanlar Türkiye'nin bu kadar çözüm bekleyen acil sorunlarını nasıl çözecekler? Atamalarda birbirlerine girerler. Türkiye'nin sorunlarının çözümünde hiçbir şey yapamazlar. Sistem tıkanır ve büyük bir kaos yaşanır. Peki. Ayrıca da zaten altını defalarca çizdiğim gibi demokrasiye de aykırı bir vesayet sistemi öneriyorlar. Peki.